Evet sevgili takipçilerim, selamünaleyküm. Herkese hayırlı Ramazan olsun. Yine bir hafta sonu videosunda karşınızdayım. Ya dostlarım biliyorsunuz her hafta sonu bir Musal Endeksimizde bir şirketin teknik ve temel analizine bakıyoruz. Ve bunu yaparken de Twitter'dan sizlere bunu soruyoruz. En çok talep gören hisse senedini alacağız. Buradan sizlerin nezdinde bakalım neredeydi bizim sorduğumuz şey. Şuradan hemen bakıyorum hisse senedi. Evet şuradan hemen bir yorumlara bakalım. Her istenmiş. Bakıyorum net gaz bir maaş ünsa. Trabzon Liman. Asuzu, Netkoza A, Netaş Asuzu, Asuzu çoğunlukta bir Asuzu daha, Asuzu mu yapalım? Evet, Anede, Agol, Bektaş Mat, Ereğli, Migros, Ünsa, Asuzu, herhalde Asuzu. Ve Mosan var, Türk Telekom var, İzmir Demir Çelik. Bakıyorum. Ereğli'de iki tane oldu. Sasa oldu. İki tane Sasa. Üç tane Sasa. Ama çoğunlukla 4-5 tane Asuzu var gördüğüm kadarıyla. Evet. Emlak Konut Gölde. Turkcell. Daha fazla yanıt varmış. Atlas Karsan. FMİZP. İzmir Demir Çelik. Vestel. Tamam, Asuzu yapalım. Asuzu yoğunlukta gördüğüm kadarıyla. Değerli dostlarım, burayı kapatalım. Ne yapalım bu hafta? Hemen şöyle bunu da kapatalım. Ya da onu açalım. O bize lazım olacak. Temel analiz anlamında. Teknolojileri. Ne yapalım? Önce temelden başlasak. Temelden başlayalım. Tekniği sona bırakalım. Bu hafta bir değişiklik yapalım. Hadi bakalım. Evet, şuradan bir Asuzu'yu arayalım bakalım. Özet rapor akışına bir geçelim. Evet, Asuzu halka açık oranımız %14. Yani şurada hemen kalemizi de alalım. Yani %14 halka açıklık oranımız var. Ana pazarda işlem görüyor Asuzu. Güzel. Devam edelim. Değer çarpanı TL olarak görüyorum. Fiyat kazanç oranına bakıyorum. Evet. Piyasa defter değeri piyasa değeri bölü defter değeri 2.38, yani aslında çok pahalı değil. Evet, burası önemli. Burada verimlilik zayıf görünüyor. Pandemiden dolayı büyümede sıkıntıları var. Evet, likidite anlamında da zayıf diyebiliriz. Kaldıraç oranı artmış. Yani burada borçlu olduğunu görüyoruz, değil mi? Borçlu olmasını istemiyoruz. Evet, karlılığın da zayıf olduğunu görebiliyoruz. Bakalım. Devam edelim. Varlık kullanımında etkinlik kaybı olduğunu görüyorum. Geçen sene 0,88 TL, bu sene 0,7 TL'ye düşüş var. Stok yönetiminde daha verimli olduğunu görüyoruz. Yani 129 günden 127 güne düşmüş. Burası pozitif ancak alacak yönetiminde yani finansal anlamda alacaklarını 101 günde tahsil ederken borçlar ortalama 130 günde ödendi diyor. Ortalama tahsilat süresi 35,6 gün uzamış. Yani tahsilat anlamında sıkıntısı var. Pekala dönelim buradan. Toplam varlıklarında bir artış görüyorum. Dönem varlıklarıyla yasladığımızda dönem varlıklarının stabil olduğunu görüyoruz. Ne zamandan beri? 2020 3. aydan beri duran varlıklarında bir artış var. Peki borç grafiğine bakalım arkadaşlar. 2019-2020 itibariyle son
6. aydan sonraki çeyreklikte bakıldığında arkadaşlar 9. ay artış var, yani ivme yukarı yönlü toplam borç. Bunlar kısa vadeli yükümlülükler mi? Hayır, kısa vadeli yükümlülükleri dipte diyebiliriz. Uzun vadeli yükümlülükleri duruyor. Evet, toplam dönem varlıkları, toplam duran varlıkları yüzdesel olarak baktığınızda dönen varlıkların %54, duran varlıkların %45 oranında olduğunu görüyorum. Kısa vade yükümlülüklerinin %54, uzun vade yükümlülüklerinin ise %35 olduğunu görebiliyoruz. Nakit akışıyla ilgili. Evet, nakit akışı gelir tablosu nakit akışına bakalım. Nakit akışı durağanlaşmış değil mi? 2023. aydan bu yana nakit akışı sıkıntılı. Buna paralel olarak gelir tablosu ise son çeyrekte biraz artış gösterse de 2012'nin ilk yarı döneminde negatif olduğunu görebiliyoruz. Evet, dönem başı işletme maliyetlerinin yüksek olduğunu görüyorum. Bu da kısmi bir yatırımı var. Yabancı para kasasında çok az, dönem sonu net karının ise yani 200 milyondan yukarı olduğunu görebiliyoruz. Evet, verimlilik kaldıraç anlamında sıkıntısı var arkadaşlar. Kaldıraç yani elindeki toplam sermayesi, yani borcunu ödeme konusunda biz bu kaldıracın şirketlerde %50'nin üstünde olmasını istemiyoruz. Yani %50 üzerinde bir kaldıraç varsa toplam öz varlıklarının %50'sinin üstünde çıkması bize riskli olur. Bu anlamda kaldıraç konusunda sıkıntılı olduğunu görebiliyoruz. Burada karlılık, net kar marjı, verimlilik ve aktif devir hızlarına göre aktif devir hızı ve verimlilik anlamında soru işareti zayıflıyor. Karlılık ve net kar marjı zayıflıyor. Kaldıraç ve borçluluk varlığın öz kaynak oranında bir artış var. Biz ne diyorduk? %50'nin üstünü istemiyoruz diyorduk. Burası da soru işareti. Öz kaynak getirisinin de zayıfladığını görüyoruz. Yani pandemi döneminde olabilir. Tekniğine de bakacağız. Şöyle bir ilerliyorum. Evet, hasılatta %12'lik bir düşüş geçen seneye göre. Değil mi? Şurası önemli. Ticari faaliyetlerde brüt kar zarar durumunda eksi %2,8. Esas faaliyet karı önemli. %36 eksi. Burası soru işareti. Evet. Finansman giderleri %46. Finansman gelirleri %191. Dönem kârı zararı burada zarar görünüyor %37. Pekala. Böyle dönelim yukarıya. Buradaki radar grafiğinde arkadaşlar. Evet, kaldıraç oranı konusunda bir büyüme var değil mi? Yani buradaki sanırım bunlar 5 adım, 5 puanlama şeklinde yapıyorlar. Sayalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Yani her dilim %20 olduğunu düşünür isek kaldıraç oranının kaç olduğunu göreceğiz. Bakalım. Bunu kapatırsak. Evet, kaldıraç 2,25. 2,25 çarpı ne yapacağız? 20 yapacağız değil mi? 2,25 çarpı 20, yani ne yaparsınız? Burayı %50 üstünde istemiyorduk. Evet, %45 mi oluyor? %50 oluyor aslında. Yok. 25, %45. Özür dilerim. Yani %45 artık %50'nin üstü riskli oluyordu. Burası biraz problem. Peki hemen dönelim. Teknik analiz kanadında ne var? Böyle büyük bir resmi geçelim. Arkadaşlar. Ya dostlarım, öncelikle logaritmik grafikten bir çıkalım. Haftalık ve
aylık görüntüsünü görmek istiyorum. Burada bir trend çizgisi yapabilir miyiz? Bakalım. Hayır. Asıl trend çizgisi şurası. Evet, şurada bir üzerine atmayı denedi ama ne yaptı? Geri çekildi. Aslında baktığınızda büyük bir megafon formasyonu diyebiliriz değil mi? Yani burada bir megafon formasyonu var. Evet, şeyle bakalım. Bulutta bakalım. Ichimoku bulutu. Ne yapmışız? Aylıkta gelmişiz. Kijun Sen desteğini çalıştırmış görünüyor. Aslında burada bulut üzerinde güçlü bir al sinyali. Yani burada şunu diyebiliriz. 15.48 üzerinde kaldığı sürece hisse senedi güvendedir diyebiliriz. Haftalık grafikte ise arkadaşlar bakıldığında burada Senko Spen A desteği net bir şekilde çalışmış. Dediğimiz gibi 15.20 üzeri 15.40 üzeri olduğu sürece sıkıntı yok. Burada teknik saat vermemeli. Teknik saat verirse sıkıntı olur. Bir de bunu arkadaşlar hemen kapatıp üstel ortalamalarla görelim. Üstel ortalamalar günlükte nereye kadar geldik? Maalesef EMA 233 altında. Yani bu günlükte trendin bozulduğunu bize söylüyor aslında. Peki bunu kapatalım. Hareketli ortalamamızı ve Ichimoku bulutuna geri dönelim. Evet, teknik saat günlükte gelmiş ve buradaki Senko Spen AB bu negatifliğin devam edeceğini bize söylüyor arkadaşlar. Evet, RSI'da bir uyumsuzluk var mı? Bakıldığında günlük grafikte RSI'da herhangi bir uyumsuzluk göremiyoruz değil mi? Yani şurada yön ikisinde de aşağı doğru diyebiliriz. Peki RSI'da da uyumsuzluk yok. Ne yapalım? Şöyle bir Ichimoku'yu kapatalım. Trend çizgilerimize bakalım değil mi? Önemli bizim için. Bakıldığında şuradan bir trend çizgisi attığımızda evet buranın kırıldığını net bir şekilde söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Trend çizgilerimize bakacak olursak şu bölgeler önemsenmeli. Her defasında çalışmış. Artık burada bir kırılım, bir pullback, geri dönüş ve burada bir ayı tuzağı değil mi? Boğa tuzağı pardon. Ondan sonra kırılım aşağı doğru net bir şekilde gelmiş. Hemen şuradaki trend çizginizi de önemsemek gerekiyor. Bakıldığında evet burayı da maalesef kırmış, geri dönüş çabası yapıyor diyebiliriz değil mi? Yani burada 16.40 üzerine atmayı başarır ise, bakın çok önemli, 16.40 üzerine atmayı başarırsa bir tepki çıkışı yapabilir. 20.82 bantına doğru bir hareket gelebilir ama ben trend kırılımını önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Şunu silelim ve dolar bazlı grafiğine. Evet. Böyle baştan bir analiz. Ben öncelikle büyük resmi görelim. Büyük resimde Ichimoku bulutu bize ne diyor? Eyvah eyvah, bulutun altına indim ben. İşim çok zor. Burada bulut kalınlaştı. Senko Spen A dolar bazlı ciddi anlamda problemli görüyorum ben. Pekala, haftalık grafikteki Ichimoku bulutunda da bulut altında kapanış yapmış. Yani TL bazlı grafiğinde söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle 1.93 dolar üzerinde kalıcılık sağlamalı. Buradaki teknik sat bu zayıflamanın devamı gelir mi diye düşündürmüyor değil. Yani burada bir teknik sat var. Açık ve net bir şekilde konuşmak gerekirse bu bir negatifliğin başlangıcıdır. Hemen şuraya bir soru işareti koyalım. Haftalık grafikteki teknik saatleri dikkate almak lazım. Hemen burada Senko Spen AB'deki renk değişimini de gördükten sonra ne yapıyorum? Direkt hop Chico Spen'e gitmek istiyorum. Chico Spen nerede? Bulut ve mumların içine girmiş değil mi? Yani biz burada Chico Spen'in bulut ve mumların üzerinde olmasını istiyorduk. Maalesef dolar bazlı grafiğine Asus'u da soru işareti demek durumundayız.
Evet, tabii gördüklerimizi anlatmak lazım bu konuda. Yani orta vadede biraz daha negatiflik yaşayacak diyebiliriz. Peki hala Ichimoku bulutunu kapatalım ve buradaki trend çizgilerini. Aslında arkadaşlar, yani şöyle bakıldığında şuradan çok güzel bir düşüş senaryosu ve üçüncü temasımız gelmiş. Yani orta uzun vadede senedi bir düzeltme yaptıktan sonra şu alçalan takoz görüntüsüne bir çalışma yapıyor sanki, değil mi? Yani ben şuradaki birinci temas, ikinci temas, üçüncü temaslar tamamlanmış. Artık bize ne lazım? Şu bölgelerde bir dördüncü temas arayışımız olsun. Buraya da bir soru işareti koyalım. Şimdi alttaki destek noktalarımıza bakarsanız güzel temaslı, net bir şekilde çalışmış. Peki şöyle bir formasyondan bahsetmek mümkün mü? Böyle bir çanak tamamladım. İkinci temasım tamamlandı. Geldim üçüncü temas için bir çanak daha yaptım. Buradan belki desteğe gelir gelmez bilemiyorum. Şimdi bakacağım ona. Hani burada dördüncü teması yaptıktan sonra bir yükseliş senaryosuna orta uzun vadede gidebileceğini söylemem gerekiyor. Bu öngörü ve senaryoya göre. Tabii şu anda şartlar ve görüntü itibariyle bu senaryo için daha çok erken biraz zayıflaması beklenir. Hemen şöyle günlük grafiğine dönelim ve şu alt destek noktası itibariyle bir trend arayışımız var mı? Var. Peki burada bu trend kırılmış mı? Kırılmış. Net bir şekilde bir trend kırılımından söz edebiliriz. Peki bakalım şu destek noktası. Destek. Bakın bir destek, yanında bir destek daha ve burada kırılım olmuş. Kırılımdan sonra pullback yapmış ise bu pullback'i beklemeyiz. Ne bekleriz? Ya Fibo desteklerine bakacağız ya da alt destek noktasından dönüş bekleyeceğiz. Hadi yakınlaşalım. Evet, bakıldığında burada geri dönüş çabasını görebiliyorum. Bu trend desteğine geri dönüş çabasından sonra tekrar zayıfladığını söyleyebiliriz. Peki. Tamam. Trend desteği çalışmış. Hatta şöyle nizami çizelim. Burası. Buradan biraz daha nizami çizmeye çalışırsak. Evet. Ne olabilir arkadaşlar? Şimdi şuradaki düşüş trendi itibariyle bir Fibo düzeltmesine bakalım. Destek direnç noktaları nizami çalışmış. Artık şunu silebiliriz. Ana hatlarımız belli. Evet, bakınız burada altta bir Fibo desteğimiz var. 1,78 dolar. Daha önceden de çalışmış. Yani burada Fibo 38 kırılması iyi olmamış. Pekala, bir de arkadaşlar şuradaki impuls hareketin Fibonacci seviyesini görelim. %618'i, yani 61,8'i veya %50'si. Eğer kırıldıysa 786'ya gidecek diyebilir miyiz? Kırılmış mı? Evet, kırılmış. Şimdi değerli dostlarım, burada bakıldığında bizim Fibo 618 altın seviye kırıldığı zaman kesinlikle Fibo 786'yı bekleriz. Bu kaçınılmaz olur. Burada bakıldığında 1,59-1,60 bandına, 1,60 dolara doğru bir yolculuk yapacak diyebilir miyiz? Görüntü itibariyle evet diyebiliriz. Tamam. Pekala. Bir de trend temelli Fibonacci görelim. Hani ola ki burada Fibo desteğinden döndü, yukarı gitti. Nerede kar alacağız? Hemen bizim birinci impuls hareketimiz burası ve düzeltme noktamız da burası. Bakıldığında biz genelde bu tarz hareketlerde düzeltme geldikten sonra Fibo 1.618, yani 4,33 dolar. Eğer yetinmezlerse 6,20 dolar Fibo 2.618'e gitme potansiyelini konuşmak gerekir. Şimdi teknik anlamda bu tarz bir kırılımda arkadaşlar buradaki çanak derinliğini alıp koyduğumuzda, diyelim şöyle şu bölgelerde bir kırılım olursa, demek ki bu tarz bir kırılımda Fibo
2.618 noktasına kadar bir impuls hareket beklenebilir. Ne zaman? Ne zaman? Buradan geri bir dönüş yapar ve pullback yaptıktan sonra şu hareketi yapması beklenir. Neden? Burada bir güzel informasyonu çalışmış olur. Yani bunu yapacak mı? Onu takip etmek lazım. Orta uzun vadede buradaki trend kırılımları net bir şekilde görülüyor. Ama dediğim gibi alttaki Fibonacci seviyesine kadar geri çekilmesi beklenebilir. 1.57, 1.60 bandında USD bazlı olarak hesaplarsanız oraya kadar geri çekilmesi makul olacaktır. Hemen şeye dönelim. TL bazlı grafiğine dönelim. Evet, de logaritmikte görmek lazım. Yani logaritmikte ne durumdayız? Bakıldığında arkadaşlar buradan bir trend çizgimiz olmalı. Bakın şöyle attım. Şu anda aslında bu trend çizgisinde tutunduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? TL bazlı grafiğinde burada çok güzel bir ne yaptı? Çanak yaptı. Pandemi ile birlikte kulpunu tamamladı. Burada bir fake attı. Daha sonra destek ve tekrar destekteyiz diyebiliriz. Şimdi bu X mesafesi gidildi mi ona bakalım. Hemen şöyle. Yani bakıldığında aslında hedefine gitmemiş gibi görünüyor. Arkadaşlar. Evet, kırılım nerede oldu? Şurada ilk kırılımımız oldu. Bakıldığında şurası fake derseniz aslında yok, tam logaritmikte hedefine gittiğini görebiliyoruz. Yani birebir nokta atışı hedefine ulaştığını söyleyebiliriz. Hatta şuradaki boyun çizgisine tam oturtturur iseniz, bakınız tam oturdu ve burayı da birleştirdiğimizde arkadaşlar tam hedef noktasına kadar gittiğini, oradan satış yediğini net bir şekilde söylemek mümkün. Şimdi tabi burada hemen TL bazlı grafiğinde arkadaşlar daha önce çalıştırdığı 14.99, 15 TL diyelim. Bu destek hattının kırılmaması lazım. Yani 14.90 diyelim marjlı olarak, 14.90 altında bir kapanış yaparsa sıkıntı yaşatır yatırımcısına. Bunu net bir şekilde söylemekte fayda var. Pekala, şurada sanki ne var? Bir formasyon görüntüsü var değil mi? Ne olabilir? Hemen şöyle çizecek olursak. Hatta orası öyle değil. Şurası daha doğru bir çizim. Evet, şu şekilde bir çizimimiz var diyebiliriz. Ne görüyoruz burada? Bir solumuz yapmışız. Gelmişiz burada, başımızı yapmışız ve dönüp sağımızı yapıp kırılım yapmışız. Geri dönüş çabası olabilir ama formasyon hedefi aşağı gideceğini söylüyor. Burada 14.90 altında kesinlikle yatırımcının hisseden uzak durması gerektiğini söyleyebilirim. Yani biraz zayıflayacağız. Böyle 10 TL'lere doğru gidebilir mi? Formasyon hedefi onu söylüyor. Zaten trend kırılımı da olmuştu. Yani buradaki hedefini bilelim ve şuradaki minördeki trend kırılımını net bir şekilde söylemek mümkün. Evet değerli dostlarım, yani Asus ile ilgili yaptığımız analizde söyleyebileceklerim bu kadar. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bir hafta sonraki şirketlerimizle ilgili yaptığımız analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.